Lay lay la 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 lay lay la la lay. Dur ya Rüzgar'ı çağırayım canım çok sıkıldı ya. Öf öf. Yapacak hiçbir şey de yok. Rüzgar'ı çağırayım da gelsin. Rüzgar dostum. Rüzgar evde misin Rüzgar? Geliyorum Arda geliyorum. Hadi Rüzgar gel bekliyorum dışarı çıkalım birazcık oyun oynayalım. Tamam Arda bekle. Arda geldi babacım ben bir kapıya bakayım. Tamam oğlum git bak. Tamam babacım. Rüzgar oğlum Bak şunu da unutma artık okula başlaman gerekiyor ve birazcık ders çalışman gerekiyor. Yakında okula başlayacaksın tamam mı? Doğru söylüyorsun babacım haklısın. Okula başlamam gerekiyor. Okullar başlayalı neredeyse iki hafta oldu ama ben okula gitmiyorum ya. Ben de artık okula gitmek istiyorum. Tamam oğlum işte Arda ile oyun mu oynuyorsunuz ne yapıyorsanız yapın ama bugün son. Tamam babacım merak etme. Arda'ya gidip söyleyeyim dışarı gelemem onunla. Sonuçta artık ders çalışmamız lazım. Babam doğru söylüyor. Arda, dostum ne oldu? Rüzgar dostum sonunda geldin. Bir şey diyeceğim ya. Canım çok sıkıldı. Beraber dışarı çıkalım mı? Gezeriz birazcık. Arda kusura bakma dostum. Ben artık okula başlayacağım. Yani derslerden iyice geri kaldık. Geleceğimi düşünüyorum. O yüzden okula başlayacağım ve bugün de ders çalışmam lazım. Uzun zamandır okula gitmiyoruz. Derslerimizi aksattık iyice. Eksik kaldığım dersleri çalışacağım bugün. Ya Rüzgar saçma sapan konuşma ya. Ne okulu ya? Gel dışarıda gezinelim. Hayvanat bahçesine gideriz. Hatta istersen aqua parka da gideriz. Ne aqua park Arda? Havalar soğudu. Olsun ya. Boş ver bir şey olmaz. En fazla birazcık hasta oluruz. Ne olacak? Olmaz Arda ben gelemem. Kusura bakma. İyi be. Gelmezsen gelme. Sen de ne sıkıcısın ya. Öf ya öf. Rüzgar da gelmiyor. Şuna bak ya okula başlayacakmış. Ne kadar sıkıcı ya ne kadar sıkıcı. O zaman gideyim kendime bir arkadaş bulayım. Yapacak bir şey yok. Kendime bir arkadaş bulacağım şimdi. Evet, evet. Hatta benim hiç kız arkadaşım yok ya. Acaba kız arkadaş mı bulsam? Aynen öyle. Arkadaşlar şimdi gideceğim bir tane kız arkadaş bulmaya çalışacağım. Yeter artık ya yalnızlıktan çok sıkıldım. Arkadaşlar bu arada Görmüşsünüzdür zaten de. Bakın mesela polis merkezinin, aqua parkın böyle tabelaları gözükmüyor. İnternet kafenin, sonra hayvanat bahçesinin. Bakın hatta benzin istasyonunun bile e, tabelaları gözükmüyor. Ufak bir internet sıkıntısı yaşıyoruz. Bu internet sıkıntısı geçince tüm tabelalar tekrardan gözükecek. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Her neyse şimdi gideyim de kendime bir kız arkadaş bulayım. Eminim ya bulurum bir şeyler. Bakalım bana aşık olacak bir kız bulabilecek miyim? Onunla da böyle çok mutlu oluruz. Şehirde istediğimiz yere gideriz. Zaten babam şehrin sahibi. Bana bir sürü para verir. Kız arkadaşımla beraber dışarıda yerim. Rüzgar da okula gidecekmiş. Okula ne gerek var ya? Zaten zenginiz. Şehir bizim. Okula gitmeye ne gerek var? Babam hem belediye başkanı hem öğretmen hem İngilizcesi çok iyi. Babam bayağı zengin yani. Bir sürü fabrikamız var, araba fabrikamız var. Okula gitmeye gerek yok. Zaten zenginiz. O yüzden ben okula gitmeyeceğim arkadaşlar ve kendime bir kız arkadaş bulacağım. Şehirde illaki denk gelir ya. Bakalım bulabilecek miyim? Dur dur. Acaba korkunç büyük anneden yardım mı istesem? Evet evet. Korkunç büyük anne bana yardım edebilir. Tamamdır. Korkunç büyük annenin yanına gideceğim arkadaşlar. Bana bir tane kız arkadaş getirmesini söyleyeceğim. Haydi bakalım. Bana yardımcı olur bence. Dur dur hemen gideyim de söyleyeyim. Büyük anne Büyük anne kapıyı açın. Benim Arda. Arda geldi. Dur ben bir kapıya bakayım. Arda evladım ne oldu? Büyük anne yardımına ihtiyacım var. Ne oldu Arda söyle bakalım. Büyük anne çok yalnızım. Artık arkadaşım kalmadı. Rüzgar da okula başlayacakmış. Bıktım artık ya. Bana bir tane kız arkadaş yapar mısın büyüyle lütfen. Arda kusura bakma böyle bir şey yapamam. Yani özel güçlerimi senin zevkin için kullanamam Arda. Ya büyük anne lütfen ya lütfen. Yardımına çok ihtiyacım var lütfen. Olmaz Arda olmaz kusura bakma. Öf ya öf. Tamam o zaman Leyla bari gelsin de beraber dışarıda gezelim. Hiç arkadaşım yok. Bak o olur işte. Hem Leyla'nın da evde canı sıkılıyordu. Gezin birazcık şehirde. Dur Leyla'ya haber vereyim. Leyla kızım haydi Arda abinle beraber dışarıda gezmeye gidin ne dersin? Olur anneciğim çok güzel olur. Benim de evde canım çok sıkılıyordu. Tamam kızım. Sakın dışarıda sihir yapma tamam mı? Büyü falan yapmak yok. Tamam anneciğim, tamam. Haydi gidiyorum ben. Haydi görüşürüz anneciğim. Arda abi, haydi annemizin verdiği gidelim gezelim birazcık. Tamam Leyla, gel benimle. Gel Leyla, gel. İşte bu Leyla bana yardımcı olabilir. Onun da sihirli güçleri var. Geldim Arda abi geldim. Nereye gideceğiz şimdi? Leyla nereyi istiyorsan oraya gideriz. Ama bak büyük anne bana yardımcı olmadı. Bari sen ol ya. Ne oldu Arda abi ne istiyorsun? Leyla bak büyük anneye söyledim ki benim bir kız arkadaşa ihtiyacım var dedim. Bana büyüyle bir kız arkadaş yapar mısın dedim ama o bunu kabul etmedi. Leyla senin de sihirli güçlerin var. Lütfen Leyla bana bir tane kız arkadaş yap ya. Çok yalnızım. Ya Arda abi annem büyü yapmama hiç izin vermiyor. Hatta evde hiç büyü yapmıyorum. Her işi kendim halletmeye çalışıyorum. Annem izin vermiyor. Her şeyi büyüyle yaparsan kendin gelişemezsin diyor. O yüzden büyü yapmamı yasakladı. Ya iyi de annen şu anda burada değil ki. Bak korkunç büyük anne evde. Şu anda burada yapabilirsin. Gel Leyla gel. Hatta şurada duralım da bizi hiç göremez. Bak burada eğer ki büyü yaparsan kim bizi görecek? Hiç kimse bir korumalar var. Onlar da üstten bakarsa görebilir. O yüzden daha gizli bir yere gidebiliriz. Gel Leyla. Şöyle caminin arkasına gidelim. Oradan bizi hiç kimse göremez. Evet evet. Gel Leyla gel. Geliyorum Arda abi geliyorum. Öf ya. Annem eğer ki var ya bunu duyarsa beni öldürür. Merak etme annem bunu duyamaz. Kimse söylemez çünkü. İşte bak burası güzel. Leyla gel buradaki bizi kimse göremez. Haydi Leyla istediğimi yap. Bana bir tane kız arkadaş getir. Böyle bana benzesin ama tamam mı? Tamam Arda abi. Ama bak sakın anneme söyleme tamam mı? Merak etme korkunç büyük anneye hiçbir şey söylemem ben. Söz veriyorum. E hadi Leyla yap artık bir şeyler bak söz verdim. Öf Arda abi ya. Gerçekten hiç büyü yapmak istemiyorum. Çünkü annem büyü yapmama çok kızıyor. Ama madem ki bu kadar istiyorsun. Haydi bakalım yapalım. Ama sonra söz ver beni parka götüreceksin. Söz veriyorum Leyla. Geçen gün biz gittik çok güzel bir parka böyle kocaman kaydıraklar var. Gerçekten mi? Evet Leyla gerçekten. Kocaman kaydıraklar vardı böyle. ufuzun trenler vardı. Oraya götüreceğim seni söz veriyorum. Tamamdır. Ben de hemen sana bir kız arkadaş yapıyorum bekle. İşte Arda abi kız arkadaşın hazır. He? Tövbe tövbe. Bu ne be? Arda abi kız arkadaşın işte. Ya Leyla böyle kız arkadaş mı olur? Bunun kafası nerede? Şuna baksana. Bir tarafı var bir tarafı yok. Leyla güzel bir şey yap ya. Bu olmaz. Ben bunu hiç sevmedim. Tamam Arda abi tamam bekle bir daha deniyorum. İşte Arda abi bak bu oldu mu? He? Oha bu da ne? Şimdi bu benim kız arkadaşım mı? Evet Arda abi. Nasıl? Ama bu bir robot. Bunu aklından çıkartma. Tamam tamam. Çok sağ ol. Ben bununla çok iyi anlaşırım ya. Ne kadar güzel ya. Mavi mavi gözleri var. Merhaba benim adım Arda. Senin adın nedir? Benim adım da Selena. Bana Selena diyebilirsin. Demek ki Selena. Ne kadar güzel ismim var ya. Çok güzelsin biliyorsun değil mi? Sağ ol, Sen de çok yakışıklısın. Öyle mi? Gerçekten yakışıklı mıyım? Evet. Şu ana kadar gördüğüm en yakışıklı çocuk sensin. Çok sağ ol ya. Leyla çok teşekkür ederim. Çok sağ ol kardeşim benim. Seni çok seviyorum. Önemli değil Arda abi. Ama bak park sözünü unutma. Tamam tamam söz veriyorum götüreceğim seni. Yarın seni parka götüreceğim. Tamam Arda abi. Haydi şimdi sen eve git. Ben de yeni kız arkadaşım Selena ile birazcık gezineceğim şehirde. Tamam Arda abi görüşürüz. Görüşürüz Leyla. Selena gel birazcık şöyle şehirde gezinelim mi? Olur aşkım. Aşkım mı? Nasıl yani biz şimdi sevgili miyiz? Evet aşkım biz sevgiliyiz işte. Sen benim sevgilim değil misin? Ha evet ya ben senin sevgilinim. Neyse hayatım gel şöyle şehirde birazcık turlayalım. Sana şehrimi göstereyim. Burası benim şehrim biliyor musun? Öyle mi? Vay be! Sen şimdi çok zenginsindir. Evet ya sayamayacağım kadar param var. Her neyse gel bir tanem şöyle birazcık etrafta gezinelim. Sana şehrimizin en güzel yerlerini göstereyim. Gel aşkım. Canım benim. Sana kimse zarar veremez. Bu şehir benden sorulur. Baksana yukarıda bir sürü koruma var. Hepsi bizi koruyor. Hiç merak etme. Sana kimse bir şey yapamaz. Tamam aşkım. Seni çok seviyorum. Aşkım bana bir tane araba alır mısın? Alırım tabi Sen iste dünyaları alayım sana. Gel gel şurada bir arabacı var. Gidelim oraya da sana bir tane araba beğenelim. Sağ ol aşkım. Canım benim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hayatım benim. Hayatımın anlamı oldun bir anda ya. Seninle daha bir dakikadır tanışıyoruz ama bir anda dünyamı değiştirdin. Sana o kadar çok aşığım ki. Dünyadaki herkesten daha çok aşığım sana. Seni çok seviyorum. Canımın içi. Ben de seni çok seviyorum. Neyse haydi bana araba al. Sonra bana yüzük al, kolye al. Her şeyi al bana. Biraz da para ver. Param yok cebimde. Tamam tamam. Cebin yok ki. Cebin olsa hadi neyse. Her neyse gidelim de araba alalım. Parayı da artık arabada taşırsın Haydi gel hayatım Geliyorum bir tanem geliyorum İşte bak burası da benim arabacı dükkanım Yani burayı açtırmak pek zor olmadı Ne olsa param bol Öyle mi her neyse Ben bir tane kırmızı araba istiyorum Sen yeter ki iste canımın içi Gel bak burada bir tane kırmızı kamyonet var İster misin Hayır ya ben kamyoncu muyum ne diyorsun sen Yok canımın içi öyle demek istemedim Tamam o zaman sana bir tane Ferrari alalım Bak aslında burada bir tane Mercedes varmış. Mercedes de olur. Tamam olur. Onu beğendim. Tamamdır. Sana bu Mercedes'i satın alıyorum şimdi. Sen burada bekle. Ben hemen Mercedes'i alıp geleceğim. Tamam bir tane bekliyorum. Bekle hayatımın anlamı bekle. Hemen geliyorum. Evet şimdi arabacı abi ikna etme zamanı. Arabacı abi merhaba. Merhaba Arda ne oldu söyle? Arabacı abi e, babam diyor ki şuradaki kırmızı Mercedes var ya onu hemen bana verecekmişsin ben de babama götüreceğim. Ne? İyi de baban böyle bir şey söylese ilk önce beni telefonla arardı söylerdi. Yok ya işte telefonu bozulmuş ondan. İyi tamam ben o zaman bir zengin bir arayayım da ona sorayım. Yok yok sakın arama sakın arama. Ya arama işte ya. Zaten sonra babam buradan geçer sorarsın ona. İyi tamam al bakalım arabayı. Dikkat et bir yere vurma. Merak etme ben artık araba kullanma konusunda profesyonel oldum. Haydi görüşürüz arabacı abi. Arabayı ilk önce şuradan çıkartmamız lazım ama. Arda bekle o zaman. Şu önündeki arabaları çekelim de sen o kırmızı arabayı çıkart tamam mı? Tamam arabacı abi sen şu iki arabayı buradan çek şuraya. Ben de şu kırmızı arabayı buradan böyle çıkartayım. Tamamdır ben hemen çekiyorum sen dışarıda bekle. Tamamdır arabacı abi. İşte bu kadar işte bu kadar. İkna ettim. Aşkım tamamdır sana bu arabayı aldım. Ne kadarmış hayatım? Bir şey değil ya elimin kiri. Ne kadarmış söyle işte ya. Ya 300 bin dolara aldım ya ucuz yani mı? Aynen öyle ucuz yani ben bu şehirde o kadar çok para harcadım ki 300 bin dolar benim için hiçbir şey. Her neyse şimdi arabacı arabayı dışarı çıkartacak merak etme.